hani asla gelemeyeceğini düşüneceğiniz isimler bile şu an Fenerbahçe'nin gündeminde. Tabii ki siz buraya Jose Mourinho'yu getiriyorsanız zaten çıtayı belli bir noktaya çekmişsiniz demektir. Sterling zor bir transfer. Yani onu buraya getirebilmek çok kolay bir iş değil. Sadece parayla yapabileceğiniz bir iş değil. Ortaya bir proje koymanız gerekiyor. Mutlaka oyuncuyu ikna etmeniz gerekiyor. Burayla alakalı, kulüple alakalı, şehirle alakalı. Ama tabii ki Mourinho'nun varlığı Fenerbahçe'ye transferde çok fazla avantajlar getirecektir. Yani bir oyuncu Jose Mourinho ile çalışmak için Fenerbahçe'ye gelebilir. Çok net biliyoruz ki dünya futbol piyasasında hocanın çok büyük hayranları var. Fanları var futbolcu anlamında. Dolayısıyla Fenerbahçe bir oyuncuya gittiği zaman ya bizim bak hocamız Jose Mourinho dediğiniz anda siz işleri değiştirebilirsiniz. Şu bilgiyi vereyim. Sadece Sterling adına söylemiyorum bunu. Fenerbahçe Chelsea ekseninde önümüzdeki günlerde hareketli gelişmeler yaşanabilir. Yani Fenerbahçe'nin Chelsea'den istediği başka düşündüğü oyuncular da var. Mesela ben bir isim vereyim. Bu Mourinho'ya bu isim verildi ve hocanın da onayladığı bir isim oldu. Leslie Ugochukwu. Chelsea'nin Leslie. Ugochukwu. Chelsea'nin Fransız 6 numarası. Sezon başında Rennes'den alınan 20 yaşındaki 6 numara. Çok fazla oynatamadılar. Ve yeni sezonda bir kiralama formülü oyuncu için gündemde. Hatırlarsanız Ali Başkan basın toplantısında kiralık oyunculara gidebiliriz limitlerimizden dolayı ifadesini kullanmıştı. Yani Fenerbahçe'nin transferde böyle genç, potansiyelli oyunculara gideceğini de söyleyelim. Düşünülen isimlerden bir tanesi. Leslie Ugochukwu, onu belirtelim. Olur olmaz ayrı bir konu ama listede var. 27 milyon euro karşılığında Evet, almış Ren'den geldi. Chelsea Fransa 1.90 U21 milli boyunda. takımın oyuncusu. Çok potansiyelli ama Chelsea'nin çok fazla oyuncusu var kadrosunda. Çok aşırı geniş bir kadrosu var. Oynatamadığı isimlerden bir tanesi. Kiralık Kiralama olabilir. yöntemiyle Fenerbahçe'nin düşündüğü bir futbolcu 6 numara pozisyonunda onu belirtelim. Leslie Ugochukwu, editörümüz Emre Tuğrul da yazabilirse yazsın onu. Onu Emre'ye bırakıyorum Bu artık, zaman isimler alacak. zor Altın ya. şey şu vardı ya bir ara. Yazması hakikaten Hakikaten editörler zor. için Türkiye şu. inanılmaz zordu. Profilinde yok ama büyük ihtimalle bir Nijerya asıllı varmış. Evet, Nijerya asıllı Nijeryalıdır. isminden dolayı. Uche'nin soyadına biraz benziyor. İkisini de Okeçukwu. Zordu ya. Önerildi mi peki Hayır, Fenerbahçe'ye? önerilme değil. Burada Mario Branco'nun transfer listesinde o kendi oyuncu ağında olan isimlerden bir tanesi. Mourinho ile yapılan transfer zirvesinde ismi sunuldu hocaya. O zaman 6 numara arayışı var Var. zaten. Kurunic o Fenerbahçe'de zaman gideceği gibi mi gözüküyor Kurunic yani? kesin. Ayrılacak gibi. Asla zaten hani hocanın profiline uygun bir orta saha oyuncusu değil. Hoca orta saha oyuncularından temas istiyor. Sertlik, mücadele istiyor. Zaten o anlamda taça çıkarılmış bir oyuncuydu. Mutlaka oraya hoca İsmail'i beğendiğini duydum. Hocanın İsmail Yüksek'i ama oraya bir 6 numara mutlaka istiyor hoca. O zaman şöyle özetleyelim. Onur Özkan der ki efendim, Branco listesinde bulunan Leslie Ugochukwu'yu Jose Mourinho'ya sordu. Biz bu futbolcu listemizde var dedi. Aynen. Jose Mourinho da benim için tamamdır, bir problem yok dedi ve Chelsea'nin 20 yaşındaki 6 numarasıyla Fenerbahçe ilgileniyor. Transfer raporunda da özel bir haber olarak, Onur Özkan'ın özel bir haber olarak bunu paylaşmış olalım. Tabii ki süreç nasıl işler, Tabii ki. olur olmaz onu yine takip Aynen. edeceğiz. Ama ben okumamıştım bu ismi bir yerde. Yok. Yanılıyor muyum? Denk Ben gelmedik daha bilmiyorum. önce. Ben Yani sizden duydum. evet. Onu söyleyeyim. Kartal Yiğit, 6 numara bölgesine Fenerbahçe'nin ihtiyacı var mı sizce? Kurunic olmadı. İsmail Yüksek var. Kurunic kesin olarak bence de gideceğini düşünüyorum. Gittikten sonra tabii var. Yani çünkü şimdi Mourinho'nun beyanlarına baktığımız zaman, demeçlerine, açıklamalarına baktığımız zaman hem Şampiyonlar Ligi hem Avrupa'da hem de ligde zaten doğal olarak çok iddialı olacağız diyor. Bu iddiayı karşılama için de kendi oyun felsefesine yatkın isimler olacaktır. Şimdi bence bazı bölgelerde değişiklikler yapacak. İstediği kadar hatta şunu söyleyeyim yani o bölgenin oyuncuları direkt bile oynasa ben bu değişikliklerin olacağını düşünüyorum. Yani çünkü tamam Fenerbahçe'nin kadrosu kaliteli bir kadro ama şimdi Jose Mourinho gibi bir ismi takımın başına getirdiğiniz zaman o ismin vereceği rapor gönderecek oyuncularının ister 11 oyuncusu olsun ister 11 oyuncusu olmasın hiç fark etmez. Yönetim o isteği karşılamak durumunda. Burada da
Mourinho'nun en büyük yardımcısının Branko olacağını düşünüyorum ben. Yani tamam, Mourinho bir isim. Tek başına sorunları çözme ihtimali zaten yüksek, kuvvetli bir isim. Geçmişteki çalıştırdığı kulüplere bakıyoruz. Yani bir kere her yönüyle sorun çözmeye odaklı bir teknik adam. Yani saha içinde kavga yapıyor, hakemle didişiyor, rakip teknik direktörle, rakip oyuncuyla. Yani Türkiye ve Fenerbahçe taraftarının seveceği, Türk futbol severlerinin seveceği bir karakter. Kesinlikle. Ama burada da Mario Branco'nun öneminin çok daha fazla olacağını düşünüyorum ben. Yani hem lig anlamında, ligdeki bilgilerini, kaç senedir orada bu görevin başında, oyuncularla olan bilgisi ve daha doğrusu transfer anlamında Branco'nun, Mourinho'nun bir bakıma ele olacağını düşünüyorum ben. Yanılmıyorsam Portekizli değil mi? Doğru. Branco da Portekizli, vatandaşı. Şimdi bir ego çatışması yaşanmayacaktır. O çok önemli. İki Portekizli. Zaten büyük ihtimal Mourinho Branco'yu daha önceden de tanıyordur. Yani o tanıyor anlamda, hatta Manchester United'a da istediği diye hatırlıyorum. The Sun gazetesinde çıkmıştı. Doğru. Doğrudur. Doğrudur. Yani The Sun'a da çok güvenilir mi bilmiyorum ama bilgi en kötü vardı. Bir kere ben kesinlikle aralarında bir kavga, bir itilaf çıkacağını düşünmüyorum. Çok çok önemli. Şimdi Mourinho ne dedi? Bir kere bir, tamam ego patlaması olmayacak diyoruz ama yine de egolu bir hoca. Bir karizmatik bir yapısı var. Boss benim dedi, patron benim dedi. Gözler benim üstümde tabii, olsun isterim. Benim dedi yani. İşte haklı, bu tip hocalar böyledir. Bir şey yapamazsınız. Ama Branco Mourinho'yu o kadar iyi tanıyor ki yani aralarında bir sürtüşme olmayacaktır. Zaman zaman olabilir yani, işler kötü gittiği zaman. Yani Branco o her yerde değil zaten tabii, gördüğümüz kadarıyla. Öyle bir profildir. Zaten Branco bugüne kadar medyanın önüne ben hiç görmedim. İlk kez basın toplantısı düzenledi ve perde arkasında iş yapmayı seven bir oyuncu. O yüzden aralarında da sürtüşme dahi olmayacaktır. Bu da ne olur? Fenerbahçe'nin lehine. Evet. Ama dediğin gibi 6 numara Kurniç gidecek gibi gözüküyor. Gittiği takdirde Mourinho da öyle bir oyuncu alacaktır. Fenerbahçe'de sözleşmesi bitecek futbolcuları da bir ekrana getirelim. Hangi isimlerle devam edilir? Onu da çok kısa soralım. Çağlar Söyüncü, Joshua King veda etti. O artık olmayacak. Mişi Batshuayi, Mert Hakan Yandaş, Serdar Dursun. Batshuayi kalacak büyük ihtimalle. Zaten bir karşılıklı opsiyonu vardı Koray. O kullanılacak. Yani Batshuayi'nin ben kesin olarak takımda kalmasını bekliyorum. Onda bir sıkıntı çıkmayacaktır. King talipleri zaten olabilir mi? Olabilir mutlaka ama Avrupa Şampiyonası'na gitmemesi onun önünü kesecektir diye düşünüyorum. Gitseydi orada iyi bir tur geçirseydi. Çok formdayken gidemedi yani. Formsuzken aldılar. Kesinlikle evet. En iyi döneminde almadılar. Enteresan bir tercih olduğu anlamda. Beklemediğimiz bir tercihti. King zaten ayrıldı. O kesin. Evet. Veda mesajı da yayınladı. Mert Hakan Yandaş, Mourinho'nun olduğu yerde takımın komutanı olamaz. Onu söyleyelim. Yani kalır mı? Belki başkan kontenjanından kalabilir. Yani başkanın yani özel bir ricası öyle. Der ki belki hocam işte takım için önemli bir oyuncu, lider bir oyuncu diyebilir belki. Bilemiyorum nasıl tarif edecek. Zor maçlarda. Ama futbolculuğuyla kalamaz takım. Onu söyleyelim yani. Çok